Merhaba uşaklar, ben Ali İlaz Oyun Oynay uşaklar. Evet uşaklar, bugün sizinle beraber Şampiyon Ligi çıkma serisinin bir başka bölümündeyiz. Sanırım 11. bölümdeyiz uşaklar. 11. bölümde inanılmaz şeyler oldu uşaklar, inanılmaz. Ya bilirsiniz, ordumu zaten bilirsiniz benim. Gördüğünüz gibi ordum ha bu. Ya inanılmaz bir ordu. Ben bu orduyu gerçekten çok seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü kaybettirmeyi... Ve köy binası 9'lara karşı çok çok etkili ya. Tabii köy binası 9 seçeceksiniz. 10. bölümde zaten tekniklerin, taktiklerin hepsini anlatmıştım. Bu bölümde uşaklar şöyle bir durum oldu. Ben yaklaşık 6 gündür doğru dürüst oyuna girmiyorum. En son 1787 kupada kapatmıştım. Bir girdim oyuna 5-6 gün önce. Çünkü çok yoğunum uşaklar. Giremiyorum, kupa kazamayırım bu hesaptan. Bir girdim 2500 kupaya kadar düşmüşüm. 2500 kupadan 2800 kupaya çıkmam. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık olarak toplamda 2 saatimi aldı. Vallahi 2 saatimi aldı. 300 kupayı 2 saatte yaptım. 2 saat. Ya 2 demeyeyim, 2,5 saatimi aldı. Öncelikle uşaklar çok güzel bir şey oldu ya. Gerçekten 53 kupa birden, gördüğünüz gibi bak. En son kısma bakın. 53 kupa birden aldım. 53 kupa ne demek ya? Vallahi billahi yani kanım dondu. Şöyle söyleyeyim. O kupaya rastlayınca zaten gam beynime sıçradı. Yani ne yapacağım ben, bu kupayı almam lazım. 3 yıldız alamazsan, 2 yıldız alsan yaklaşık olarak 17 kupa birden alamaysın yani. Hani 35 kupa falan gelecekti 2 yıldızda. Tek yıldızda 18 kupa gelecekti. 2 yıldızda 35 kupa gelecekti. 3 yıldız oldu, 53 kupa oldu uşaklar. Çünkü 53 kupa gözüktü. Hepsini almam lazımdı. Bütün yıldızları %100 demem lazımdı ve hallettim. Nasıl yaptığımı öncelikle bir bakalım. Köy binası 8 geldi. Biliyorsunuz ki benim ordum köy binası 8'i fullemeye uygun değil. İlk başta uçaklar Habur'daki hava savunmasını patlattım. Tamam, uzak köşedeki. Niye onu tercih ettim? Çünkü Habur'daki hava patlatıcınızı göreyim misiniz? Ben Habur üst köşeden girmiş olsaydım hava patlatıcısıyla direkt şey yapacaktım, karşılaşacaktım. Hava patlatıcısı yandan bana vursun isterim. O yüzden Habur'daki 1 ve 2 hava savunmasını Habur taraftan doğru yıkmaya çalışacağım. Neyse, fazla durdurmayayım. Onu yıktıktan sonra uçakları ejderlere attım. Fazla şey yapmayayım, ikiye alayım. Ejderleri attım. Bir tane ejder, iki tane ejder oradaki şeyleri, iksir depolarını falan aldı uşaklar. Ondan sonra uşaklar, yani saniye de önemli. Saniye de yetmeyebilirdi. Üçüncü ejderi attım. Orayı aldım. Daha sonra karşı tarafa bir tane ejder attım ve köşelere dalkavukları attım uşaklar. Dalkavuklar köşedeki inşaat kulübelerini bitirirken, Habur'dan sonrası çok önemli. Habur'dan içeriye doğru girerken hava savunmaları ateş etmeye başladı uçaklar. Tam hava savunmaları ateş ettiği anda balonları attım uçaklar. Daha sonra üzerine hemen öfkeyi attım. Bir an önce hava savunmalarına erişmem gerekiyordu. Balonlar sağ olsunlar, teşekkür ederim onlara. 7 level balon bunlar uçaklar. 6 level aldım. Şeyle beraber, yükseltmemizle beraber, klan yükseltmesiyle beraber 7 level oldular. Gördüğünüz gibi iki hava savunmasında balonlar aldı. Daha sonra ejderler doğru dürüst ölmedi uşaklar. Bildiğin yani köye, ha böyle güle oynaya köyü fullemiş oldum ama nasıl içim gidiyor, nasıl böyle ne bileyim ne yapacağım, hadi in diye bile kendi kendimi yıprattım. Hadi lan dedim böyle yani. Keşke videoda canlı olarak seyrettirebilseydim size. Benim yapmam gereken şey şeydi uşaklar. Bu saldırı tabii ki çıkacak karşıma diye kimse tahmin edemez. Ben 2750 kupalardayken falan bu saldırıyı yaptım. Amacım 2790'lara gelip önceki bölümün kupa sayısına ulaşıp daha sonra videoya başlamaktı. Ama bu saldırı da son saldırı oldu. Şimdi videoya başlamak için ya yani önceki videonun kapanışına erişmek için son saldırı oldu. Gördüğünüz gibi 3 yıldızı buradan aldık rahat bir biçimde ve gördüğünüz gibi tam 53 kupa birden bu şekilde almış olduk uçaklar. Daha ne olsun ya. Şimdi yapmış olduğum bundan önceki saldırıları size göstereyim. Bakın ben en son saldırımı 15 dakika önce yapmışım, tamam mı? 15 dakika. Bugün başladığımda 54 dakika önce saldırmaya başladım. Ondan önce bir gün önce saldırmışım yani. Hatta evet bir gün önce. 54 dakikadan 15 dakikaya kadar kaç dakika var uşaklar? 39 dakika. 39 dakika içerisinde ha burada 53, 72, 90, 105,
135 kupa birden almış Uşaklar ki Usta Lig'de bu. Usta Lig'de 50 şey 39 dakika içerisinde 135 kupa almak gerçekten bir mucize gibi bir şey yani. Yani inanılmaz zor. Hele ki köy binası 8 için gerçekten çok zor yani. Öncelikle bir köy arayalım, köy bulalım, bir canlı saldırımızı yapalım çünkü çok böyle tekrar saldırılarından hoşlanmayasınız bunu biliyorum. Hemen bir saldırımızı yapalım. Ondan sonra geri gelelim Uşaklar bakalım. Evet Uşaklar, abile bir köy çıktı karşıma. Bu köy gayet uygun. Her türlü şeyi göreyim. Gördüğünüz gibi hava savunmaları dışarıda. Ondan sonra X yayları şey yapay, yere bakay. Ondan sonra patlattıktan sonra diğer hava savunma, şu alt tarafta kalan hava savunmaları benim köy binasına ateş edecek olan ejderlerimi görmez. Hemen buradaki hava savunmasını patlatarak başlayalım Uşaklar. Hemen patlatalım burayı. Bu bir. Tamam, patladı. Şimdi buradaki hava savunmasına balon atacağım. Bu üst taraftaki hava savunmasına. Şimdi ejderlerimi ben güzel bir şekilde köy binasının oraya doğru çekmem lazım. Çok iyi bir şekilde çekmem lazım uşaklar. Öncelikle ben buraları komple yıkmak isterim. Bile iki. Bu. Ejderleri ortaya doğru çekmek şeydir uşaklar. Zor değildir yani, bunu bilin. Sistematik bir şekilde bak, iki tane ejder kenarlardan doğru giderken diğer ejderler ortadan doğru gidecekler. Şimdi bir tane ejderi hava savunması gördüğü anda balonları atacağım ve hız basacağım balonlara birdenbire gitsinler diye. Oradaki hava savunması da yıkılsın. Ondan sonra uçaklar içeriye doğru bakalım ne yapabileceğiz. Şimdi ejderler azıcık da ilerledikten sonra buraya bir öfke basacağım. Bir tane ejder gitsin yeterli. Şimdi alt taraftan doğru, buradan doğru Gral ve Walker'leri saldım. Tamam. Diğer ejderler ne yapay? Köy binası yıkıldı mı? Köy binasını yıktık. Çok güzel. Walker'ler falan ne yapay? Onlar da iş görüyor. Bayağı bir ejder ayakta uşaklar, gördüğünüz gibi. Saldırı inanılmaz kuvvetli bir şekilde gidiyor. Bakarsın full'e doğru bile gidebilir ha. Sanmayırım ama hava savunmalarıyla karşılaşacaklar sonra. O yüzden full olması imkansız da uşaklar. Önemli değil full olması. Ya biz %64 falan bir yaptık yani. Güle oynaya yapay uşaklar. Görüyorsunuz. Güle oynaya. Tabii böyle köyleri bulmak için aramanız lazım. Mesela ben 5-6 dakikada bir çıkay yani. Görmeniz lazım yani. Ben direkt çıkışımı yaptım. 12 kupamı buradan aldım. Şimdi hemen geri kalan diğer saldırıları da göstereceğim size. Mesela bunu göstereyim. Nasıl bir saldırıymış? Hemen bunu gösterelim. Gördüğünüz gibi nereye saldırdım ben? Bile bir köye saldırdım. Bu köyde nasıl bir durum var? Gördüğünüz gibi köy binası tam merkezde hemen hemen. Ve hava savunmaları köy binasından çok uzakta. Yani iki tane hava savunmasını halledersem ben geriye kalan hava savunmaları köy binasından uzakta olduğu için benim ejderlerimi göremeyeceklerdi. İki tane hava savunmasının bir tanesini yıldırımla aldım. Buradakini yıldırımla aldım gördüğünüz gibi. O yüzden üsttekine ben balonlarla gireceğim muhtemelen. Hemen ejderleri o tarafa doğru, ama balonlar direkt saldırı görmesin diye, çünkü balonlar savunmaları yıka yıka gidiyor. O yüzden ejderler hava savunması, ejderlere atışını yaptıktan sonra bak. Bak bu da bir taktiktir uşaklar. Hava savunması ejderlere ilk atışı yaptıktan sonra ondan sonra ben şey yapacağım. Bak hava savunması attı. Ateşini yaptı. Ondan sonra balonları saldım ki balonlar saldırıya maruz kalmasın diye, ama balonlar topa gitti. Yani hesap edemediğim bir şey oldu. Balonların topa gitmesi çok şey yaptı, beni üzdü yani, ama sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi balonlar öldü ama aynı zamanda öldürdü. Daha sonra içeriye doğru diğer ejderler de tamamen her taraf temizlendikten sonra diğer ejderleri de içeriye doğru saldım. Tam ejderler köy binasına çok yaklaşmışken hemen öfkeyi bastım gördüğünüz gibi. Ejderler köy binasıyla karşı karşıyadılar. O sırada ne yaptık biz şeyleri? Gral'la Walker'leri ne yaptık? Nereden atacağız? Herhalde buralardan bir yerden atacağız uşaklar. Tamam. Köy binası bizim oldu zaten. Gral nerede? Gral nerede abi? Gral'ı hala atmamışım ben ya. Gral'ı buradan doğru attım. Gördüğünüz gibi buradan doğru attım. Walker'ları de ters taraftan bir yerden atacağım işte. Önemli değil. Walker'lar dışarıyı süpürücü zaten. Bu saldırıda böyle yani. %54'e kadar çıktı. Şimdi uşaklar diğer bir saldırıya geçeceğiz. Ama dur bakayım. Burada bir tane ejder fazlalık kalmış. İki tane dal kavuğu silelim. Ejder gelsin. Ondan sonra uşaklar benim basma, asker basma 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, ondan sonra 1-2, 1 ve 1. Asker bu kadar kolay bir şekilde basılıyor yani. Sistematik yani. Buradan bir hemen balon ve hız isteyelim ve saldırımıza başlayalım uşaklar. Evet uşaklar, saçmalardan seçme bir köy daha karşımıza çıktı. Görüyorsunuz ustalıkta çıkay yani. Bak
X yayları yere bakay kesinlikle. Bunu görün yani. X yayların yere baktığını görün. Havaya bakması için uçaklar bu X yayının arka tarafı, o pembe kısmı biraz çökmüş olacak. Dibeli yere doğru çökmüş olacak. Bu X yayının havası yukarıya doğru kalkmış olacak. Yani bunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Şimdiden söylemiş olayım. Şimdi hava savunmasının köy binasına yakın olanı patlatacağım ben. Niye bunu patlattım? Uçaklar bak, ha buradaki hava savunması tamirde. Bunu gördüm. Ha buradaki hava savunması da çok dışarıda gördüğünüz gibi yani, resmen al beni al beni diye yani. Şimdi köy binasına ha bu taraftan doğru, yukarıdaki taraftan doğru girmeye çalışacağım açıkçası. Orada bir tane engelimiz var bizim. Engel kraliçe. Kraliçeyi ekarte etmem lazım. Kesinlikle. Kraliçe ateş etmeye başlayınca yanarız yani. Çünkü bir hava savunması gibi ateş ediyor uçaklar yani. Kolay değil. O yüzden kraliçenin hemen kafasına bu köşelerdeki dal kavuklarla beraber köşelerden yüzde almaya devam edelim. Şimdi ejderler güzel bir şekilde giderken aynı zamanda ejderler yüzde almaya ya devam ediyor yani. Habile bir tane daha ejderi atalım ve balonu aslında atsam mı? Balonu alttaki hava savunmasında mı kullansam yoksa ne yapsam bilmiyorum. Şimdi şey yapamadım. Emin olamadım yani. Yalnız ejderler çok kötü gidiyor. Balonu keşke ekarte etmiş olsaydık. Şimdi hız atalım balona. Tamam, ejderler güzel. Hava köy binasının önüne kadar girdiler. Şimdi ejderlere bir öfke basalım. Köy binasına gidin. Bak çok yanlış yere gittiler ya. Çok yanlış yere gittiler. Öfkenin süresi dolacak. Yanlış yere gittiniz ya. Çok kötü oldu. Öfkenin süresi doldu. Bak bunu hiç yaşamaydım. Hep videoya özel şeyler bunlar bak. Vallahi videoya özel şeyler. Bunların hepsi videoluk. Yapacak bir şey yok sonuçta. Olsun uçakları yani. Bir yıldız almak da mesele yani. Sonuçta köy binası 9 var. Bayağı ejderler kötü yere gitti yani. Hani istesem bu kadar kötü yere atamazdım ejderleri. Öfke boşuna gitti. Ejderler kötü yere gitti. Yapacak bir şey yok. Ejderlere bak. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. İşe bak ya. Ulan sizin ne işiniz var ta buralarda? 3 tane ejder bak. 3 tane ejderin yaptığına bak ya. Resmen fail yaptılar bana ya. Resmen bir fail. Videodan önce 2 yıldız 2 yıldız rahat rahat. Bu da çok rahattı aslında ama. Yapacak bir şey yok. Ya mühim olan zaten bak, böyle saldırılar illaki başınıza gelecektir. Mühim olan zaten ben her zaman söylemişimdir. Kupa kaybetmemeniz. Kupa kaybettiğiniz zaman kötü olur zaten sizin için. Burada XY olmamış olsaydı, bak abi XY olmamış olsaydı Walker oraya doğru gider miydi, köy binasına doğru? Gitmezmiş, tamam. Gider diye umut ettim ama gitmezmiş. Daha nereye gidiyor Walker? Neyse bu saldırıdan çıkalım ya. Bu kadar olmaz ya. Vallahi videoya özel bir saldırı. Hadi bakalım, çok iyi. Bunu yaparken ne gibi teknikler, taktikler uyguladım? Bunu zaten geçen bölümde 10. bölüme giderseniz görürsünüz zaten. Detaylı bir şekilde anlattım. Nasıl köylere saldırdım? Mesela 2 yıldız, gördüğünüz gibi hep 2 yıldız. Bilerek 2 yıldız. 30 yani böyle 30 kupaya yakın köy binası 9'lara saldırıyorum uçaklar 2 yıldız almak için. Nasıl köyler tercih ederim? Öncelikle ona bakalım. Ha burada gördüğünüz gibi abile bir köy tercih ettim. Niye bu köyü tercih ettim? Köy binası dışarıda. Hava savunmaları gördüğünüz gibi 6 level. Ondan sonra aynı zamanda bunu açıkçası köy binası dışarıda diye saldırdım yani. Bu bana bayağı 30 kupaya yakın gözüktü. Köy binasını alırım. 2 yıldız da alırım. Çünkü savunmaları düşük bir köy. Hava savunmaları özellikle düşük bir köy. Şeyleri de düşük bunun. XY'leri de falan filan da düşük bir tanesi özellikle. Ondan sonra hava patlatıcıları bana bakmaması lazım da risk aldım aslında. Risk başarıyla sonuçlandı. Gördüğünüz gibi abile bir köye saldırdım. Bunu geç. Ondan sonra tabii ki canlı saldırılar bu bölümde gelecek ama nasıl köylere saldırdığımı görmüş olun diye size anlatıyorum. Daha sonraki saldırımda habile bir köye saldırdım. Bu köy nasılmış hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi yine köy binası 9. Yine köy binası 9. Neye dikkat ettim? Gördüğünüz gibi bir tane hava savunması burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Köy binası da burada. Çok ilginç yani. Köy binasını rahat bir şekilde alırdım. Hava savunmasıyla bu hava savunmasının bir tanesini patlattım yıldırımlarla beraber. Diğerine balon gönderdim. Balon etkili oldu yani. Ha bunu yıldırımla patlattım. Ha buna balon gönderdim. Ha buradan itibaren, ha bu köşeden itibaren ejderlerimi saldım. Köy binasını aldıktan sonra yanlardan bir yerden falan bir tane ejder komple haburayı temizledi uçaklar bu saldırıda. Özellikle attım. Gral haburalardan biraz aldı. Walker'ler de haburalardan biraz aldı derken saldırı başarıyla sonuçlandı. Yani bile isteye yapmış olduğum bir saldırı yani. Planlı bir şekilde saldırıyorum zaten bilirsiniz. Bir sonraki saldırı ha buydu. Onu da göstereyim.
Bu köye niye saldırdı uçaklar? Gördüğünüz gibi hava savunmaları çok dışarıda. Bir tane daha burada. Hepsi dışarıda zaten. Bir tane hava savunmasını aldım abile. Bir tane hava savunmasını haburdan alacağım. Bunu da işte balonlarla falan. Balonlar haburdan gitti pardon. Ha buraya ejderlerle beraber gireceğim, onu alacağım. Ha bunların ikisini alınca daha sonra köy binası bana gari zaten. O yüzden böyle tercih ettim. X-Ray'ın bir tanesi yere bakay, havaya bakan da çok uzaktı. Çok uzaktaydı. Gördüğünüz gibi ejderleri falan attım. Buraya şeyi attım. Yıldırımı yıkmadı bilirim ama bir tane üfürük de yıkacaktı. Onu hesaba kattık. Bir tane üfleri gördüğünüz gibi yıktı. Ondan sonra içeriye doğru hepsi birden girdi. Tam içeriye doğru girerken öfkeyi attım ve köy binası benim oldu uşaklar. Neyse tamam. Diğerlerini de gösteririm. Aralarda gösteririm. Evet uşaklar, kasmaya devam dedik. Kabile bir köy çıktı ya. Buradan ne yaparız ya? Kraliçesi nerede bunun? XY'leri havaya ateş ediyor. Tamam. Buna giremem ya. İstesem de giremem. XY'leri havaya... Kraliçesi nerede? Kraliçesi tamirde de XY'leri havaya ateş ediyor. Evet. Sıkıntılı bir köy ya. Buna girilmez. Geç. Girilmez. Böylelerine girmeyin uşaklar. XY'leri çok tehlikeli. Evet uşaklar. İşte bu. Burada XY'leri bakayım. Bir tanesi yeri görüyor. Diğeri bu da yeri görüyor galiba. Üstteki de yeri görüyor. Tamam. Kraliçe nerede? Kraliçe tamirde. Gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir köy. Her şeyiyle bizim yani. Şimdi ha burada iki tane şey hava savunması var. Bu hava savunmalarından doğru gireceğim muhtemelen. Şimdi ama şöyle girmeyi tercih ederim ben ya. Böyle köylere. Dimdirek gireyim ya. Aynen. Şimdi şöyle. Bir tane ejderi buraya bir bırakalım. Bir tane ejder tam buraya girsin. Hava savunması ateş edeyim. Tamam, bir tane hava savunmasına. Bir tane abile derken hava savunmaları görünce... Ha bile bir basalım. Hızlı da basalım ha buraya. Gitsin hava savunmalarına balon. Çok güzel. Şimdi o balonlar fazla ölmeyecek uşaklar. Yalnız büyücü kulesi fena haşladı onları. Ooo, işte en korktuğum geldi. Şimdi burada tam bu noktada ha buraya bir şey atmam lazım. Öfke atmam lazım. Artık köy binasıyla karşı karşıya geldiler. Ejderlerin bir tanesi en azından bu tarafa doğru gelse çok güzel olacak. Tamam, sıkıntı yok. Alırız köy binasını ya. Aynen. Köy binası bizde, sıkıntı yok. Tamam, şimdi şey zamanı. Yıldırım da kullanmadım. Daha buradaki hava savunmasını bari yıldırımla halledeyim. Tamam. Şimdi keşke diğer taraftakini halletseydim daha iyi olurdu ya. Niye ben böyle şey yaptım? Neyse, düşünmeden yaptık ama yüzde bizde olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Abi Walker'ları buradan bir salalım kralla beraber. %50'yi aldık zaten, hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Zevkli ya. Kupa kasmak kadar zevkli bir şey yok uşaklar. Gerçekten ben çok zevk alarak kasaydım yani. Hiç böyle siz söyleyin. Hiç sinir, stres falan filan yok. Dediğim gibi çok kolay kastığım için galiba hiç böyle ne olacak aman yine kupa kaybettik. Yani benim için bir kere kupa kaybetmek diye bir şey yok yani. Hani kupa kaybedince sinirlenmek diye bir duygum yok yani kesinlikle. 50 kupa bile versem 3 saldırıda 50 kupayı telafi edeceğim için benim için hiç sıkıntı değil yani. Siz de öyle olun uşaklar. Bu zevk oyunu yani sonuçta. Zevk alarak oynayabileceğimiz bir oyun zaten. Ben ejderleri önceden basmamışım bak. Şimdi işin en kötü tarafı işte. Bunu kesinlikle unutmayın uşaklar. Hiçbir saldırıya başlamadan önce asker basmayı unutmayın. Bak 8 dakika bekleyeceğim bu sefer. Normalde 3 dakika falan bekliydik ama gerçi ha buradaki Glangales'i var ya, en kötüsü abi Glangales abi. Ha bu var ya işte, o çok kötü. Ben taş harcamayayım burayı. O sürekli bekletiydi beni zaten. Muhtemelen yine bir 5 dakika yine bu kadar bekleyecektim ama şimdi 8 dakikaya çıktığı için bu alt ve üsttekiler 8 dakika bekleyeceğim. Sıkıntı yok. Kasmaya devam bakalım. Hadi devam edeceğiz. Uşaklar ya, böyle bir şey yok ya. Bu ne biçim dizilişler bunlar ya? Bu nedir ya? Abi gerçekten al götür yani değil ama burada tek sıkıntılı şu ortadaki karenin etrafındaki geniş boşluk, o beni biraz ürkütüyor. Onun dışında gayet kolay bir köy olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda iki tane hava savunması yan yana ve Kraliçe de var. Kraliçe de sıkıntılı. Şimdi Kraliçe'nin ben kafasına kesinlikle ben yıldırım atmam lazım. Onu bekliyorum şimdi, gelsin biraz Kraliçe yanaşsın. Kafasına yıldırımı atalım. Biraz kraliçe o sıra şey yapsın. Gel azıcık daha gel kraliçem. Gel Fadime. Fadime hadi. Fadime al. Abi Fadime'nin gücüne bir bakar mısın? Gözünü seveyim. Çok fena harcadım Fadime'yi ya.
Ama hava savunmasını yıkamadım Falime'yi ateş ederken. Habile 1 2 3. Ondan sonra Habile atalım. Ondan sonra hızımızı atalım abi. Tamam. 2 tane hava savunmasını böylece almış olduk. Fadime ölecek mi bu sıra? Fadime'yi de öldürdük balonlarla. Yani yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık uşaklar. Olabilecek en iyi senaryo oldu şu anda. Çok süper bir senaryo oldu yani. Yani diyecek lafım yok bu senaryoya yani. Haradaki ejderi köşeye yetmese güzel olacaktı. Neyse sıkıntı yok. Ha buradaki okçu gulesi var. Okçu gulesi yani güzel. Ha şimdi içeriye doğru girecekler muhtemelen. Çünkü dışarıda hiçbir şey kalmadı. Arada bir tane şey var. Hava savunması falan var. Onlar gidi köşeden doğru gidi. Allah sizin iyiliğinizi versin. Gelin abiyle içeri diyeceğim. Gelmeyecekler tabii. O yüzden sıkıntılı dedim ya. Şimdi o zaman ben ne yapacağım biliyor musun? Bunlar böyle yıka dursun. İyice etraf temizlensin. İyice etraf temizlensin. Temizlensin. Daha da temizlensin. Kralı ha bu üstten aşağı atacağım. Bakalım ne olacak. İyice temizlensin etraf. Ha bu tarafları da temizleyelim. Abile dal kabukları da beraber atalım. Dur. Dur. Ha bu taraf temizlendi. Komple temizlendi abi aşağı taraf. Şimdi yukarıki tarafa bakacağım. 4 tane ejder var uşaklar. O 4 tane ejder bakalım ne kadar ilerleyebilecek. Tamam. Tamam. Devam abi. Aa kralı atsam da abi. X-Yayları var. O fena oldu. X-Yayları var. X-Yayları fena vuracak şimdi. Dur. Kral nereye doğru gidecek ya acaba? Merak ettim. Acaba kral köy binasına doğru gidecek mi? Tamam. Köy binasına doğru gitmeye çalışacak. X-Yayı krala ateş ediyor. Şimdi Volkülleri falan atayım. Tamam. Birinci duvar tamam. İkinci duvar. Kralı bas. Havraya doğru bir öfke at. Tamam. İkinci duvar da tamam. Üçüncü duvar. Tamam. Köy binası. Bir kere daha dönün. İşte bu. Bu akıl. Başka bir şey değil. Şimdi Volgüllerin devlerle mücadelesini izleyelim. Abi çok iyi değil mi ya? Hep böyle bir finishle bitiririm yani. Güzel. Yani Volgülleri ancak kralla Volgülü'yü bu kadar etkili kullanabilirdim. Ya ne yapayım? Etrafı komple temizledikten sonra köy binasına doğru çekmem lazımdı kralla şeyi. O yüzden atmadım yani. O tür köylerinde öyle bir avantajı var. Neyse uşaklar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka like butonuna basmayı unutmayın uşaklar. Laz kaçan uşaklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın uşaklar. Eyvallah.